Number One Star programından herkese merhabalar. Ferhat Köşer bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine yeni albümü konuşacağız. Bununla beraber sizi özledik. Uzun zamandır da beraber olamıyorduk. Her şeyi konuşacağız. Sadece albümü değil. Ahiret sorularını hazırladım diyorsun. Yok estağfurullah. Böyle bugün müzik, magazin filan böyle oradan. Her buradan. Şeyi soracağım diyorsun. Her şeyi konuşalım. Tamam. Her şeyi sor Kadir. Sen Elimden Tut şarkısına yeni albümün ilk klibini çektiniz. Evet, evet. Bu şarkının hemen klibiyle başlayalım mı? Tabii ki, tabii. Neden, yani bu şarkıya klip çektiğimizle ilgili mi yoksa? Evet, evet. Bu şarkıya neden klip çektiğinizle ilgili başlayalım. Önce klibi izleyelim, ondan sonra klibi konuşalım. Tamam, süper. Ferhat Göçer stüdyomuzda klibi izliyoruz, ardından konuşmaya devam edeceğiz. Şarkı bir kere çok güzel. Ben gerçekten öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde bütün düğünlerde bu şarkıyla dans edecek evlenenler. Ne güzel. Yani eğer vesile oluyorsak birliklerine, beraberliklerine ne mutlu bize. Bu işte yabancı değiliz biliyorsun. Cennet'le başladı bu evet. Hikayeler. Onun öncesi de mutlaka vardır ama Cennet evet, bayağı evet. Ciddi bir fenomen oldu bu konuda. Arkasından bizim şarkımız Vefası Eksik Yarim gibi şarkılar. Daha sonra bu koltukları başka arkadaşlar da devraldılar. Mesela? İşte Ceceli gibi, İrem Delici, Tarkan. arkadaşlarımız ama bu şarkımız herhalde bizi bir hatırlatma babında iyi olacak diye düşündük. Evet. Biliyorsun ki yani asıl işimiz bizim aşk şarkılarıyla, sevgi şarkılarıyla. Bu açıdan bence Şebnem Sungur'a da buradan tabii ki teşekkürlerimi, minnettarlığımı iletmek istiyorum. Şebo'nun şarkısı bu. Yakışıklı, güzel, keyifli bir şarkı yaptı bize. Şimdi klipte eleştirilen bazı yönler var. Klipte Ferhat Göçer Eros. Feros aslında. Feros olmuş. Feros diyebilirsin onu. Şimdi oku fırlatıyor. Okun gelen kişi aşık olacağı birisi. Tam kalbinden vuruyor. Fakat insanlar diyor ki ya o ok gelince içimiz yanıyor diyorlar. Yani çok kötü şeyler hissediyoruz. O ok gelmese miydi acaba diyorlar. Okun gelmesi ve adamın sürekli okla dolaşıyor. Sanki ok saplıymış gibi, kendimizde saplıymış gibi hissediyoruz diyorlar. O zaman demek klip amacına ulaşmış demek yani. Bu hissi uyandırmaya çalışıyor. Ben de dedim zaten Ferhat Göçer konuşulmasını çok sever. Bunu... Konuşulmadığı zaman nefret eder. O kadar değil be. Kadir sen neler söylüyorsun arkamdan benim hakkımda çok merak ediyorum. Böyle... Yok şu an vallahi kendi kendime söyledim. ama yayında söylüyorsun bunları. Şimdi yayındayız yani. Doğru. Doğru değil mi? Yani lütfen böyle çok dikkatli şeyler söylemek lazım evet, bu konuda. Evet. Şaka bir yana yani doğru konu. Tabii ki herkes konuşulmaktan hoşlanır. Yani bu şey değil ama doğru konuşulması lazım bazı hı-hı. şeylerin. Bu amaç, bu klibin amacı da zaten bir şekilde bu biraz ses getirmesi doğal olarak. Yaptığınız evet. iş eğer konuşuluyorsa bu güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Yani iş amacına ulaşmış demektir. Evet. Burada mesela hikayede oku attığınız insanlar aşkla tanışıyor. Bravo. Bunun dışında anlamamızı istediğiniz bir mesaj var mı? Yok. Aşkı tattırıyoruz onlara. Aşk acısını tattırıyoruz. Aslında oradaki evet. şey o. Yani hedef şeyi. Aslında klibin başında da adamımız rutin olan böyle o beton yuvasının içerisindeki rutin yaşantısından artık bıkmış, bezmiş. Evet, evet. Amaçsız bir şekilde. Hani işten çıkmış ya da iş arasında belli değil ama hani işe gidecek hiçbir şeyi yok. Ailesi yok. Böyle salınıp giden böyle şeyin içerisinde, o betonun içerisinde ışığını yitirmiş bir adam birdenbire bir kız görüyor. Evet. Ve ilk görüşte aşk dediğimiz işte o anı kimin yaptığını orada görüyoruz. Binaların tepesinde dolaşan bir manyak var. Ondan sonra bu da adamı görür görmez tam böyle aşık olunacak bir hele an önemli. O anı evet, buluyor. Evet. Göz göze geldikleri anı yakalıyor ve orada ona aşk acısını tattırıyor. Kalbinden vuruyor arkadaşımızı. Yani bu cümle aslında. Evet. Bu arkadaşımızı kalbinden vurma. Hani ben kalbimden vuruldum cümlesinin açılımıdır bu video. Evet. Şimdi bu saatten sonra karşınıza herkes çıkıp şunu söyleyebilir. Bir ok da bana at abi de gereğini yapalım. Tabii onlar var hep zaten. Değil mi yani? Bir tane adam bu kadar senedir tanışıyoruz. Bir ok bana bize de sallamadın be üstad diye. Evet evet. Gelen eleştiri de tatlı şeyler var, dokunuşlar var böyle. Evet. Bir kısa ara verelim. Arkasından devam edeceğiz. Ferhat Göçer stüdyomuzda Number One Star programı devam ediyor. Ferhat Göçer stüdyomuzda Number One Star programı devam ediyor. Yeni albümü üzerine konuşuyoruz. Albümde gerçekten çok güzel şarkılar var. İşte yani
öne çıkabilecek ilk akla gelen şarkılardan bir diğeri bu klip şarkısının dışında o. Oh, Zeki bir diğeri şarkısı, evet. Devriliyorsan. Devriliyorsan. Ondan Emircan. Sonra. Efendim? Emircan İrek şarkımız. O da internette patlamış bir şarkı. Evet, yani bizim bu biliyorsun besleniyorla.com vesilesiyle bulduğumuz ya da sahip olduğumuz çok özel değerlerimiz, özel şarkılarımız oldu. Hı hı. Şimdi onun yerine o eski bizim hani sosyal medyadan ya da kendi platformlarımızdan eser bulma şeyi görevi yerine sosyal medyada çok daha rahat ulaşılabilir olan bu arkadaşlarımızın eserlerini takip etmeye dönüştü. Çünkü artık YouTube, işte ne bileyim Twitter, Instagram vesaire gibi mecralarda bu arkadaşlar çok rahat kendilerini gösterebiliyorlar ve buralardan da büyük sıçrayışlar da yapabiliyorlar bu arkadaşlar. Evet. Orada keşfettiğimiz Onurcan ve Emircan, iki Cancan, gerçekten birbirinden kıymetli iki şarkısı var. Yalnızlığın Ezgisi ve Devriliyorsam. Benim de çok dikkatimi çekti, sağ olsunlar. Bu konuda lütfettiler, şarkılarını okumamıza müsaade ettiler. Bu iki şarkı da albümün en favori iki şarkısı. Evet. Peki sahne durumları nasıl gidiyor? Yani mesela sahnede yeni albümün şarkılarının geri dönüşünü alabiliyor musunuz? Bu şarkı işte bir de o yüzden de şey önemli. Yani yaptığımız Sen Elimden Tut sahnede de çok güçlü performans şeyi var ve geri dönüşü çok iyi oluyor şarkının. Aa, çok güzel. O ikinci sırada da o geliyor. Hı-hı. Daha henüz Devriliyorsam ve Yalnızlığın Ezgisi'ni sahne şeyine repertuarına koyamadım. Hı-hı. Şu anda muhtemelen onu video kliple ve şeyle radyolarla biraz destek almak gerekecek. Evet. Yani çünkü şöyle bir şey, yeni albüm hazırlıyorsunuz, bir dinlenme süreci, bir özümseme süreci var. Doğru. Ondan sonra talep geldiğince ben sahneden o şarkıları söylüyorum. Yani insanların kafasına dikte ettirmek yerine o masada talep geldiği dakikada o şarkıları, ki Sen Elimden Tut ve o şu anda en çok istek gelen iki şarkı. Konuğumuz Ferhat Köçer, Number One Star programı devam ediyor. Şimdi bir klip arası verelim, ardından buradayız. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Ferhat Köçer. Yeni albümünü konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Devriliyorsam da çok iddialı demiştik ve gerçekten de önü açık gidiyor. İnşallah. Yani albümün iddialı şarkılarından bir tanesi. Evet. Bir diğer şarkı da Ersay Üner'e ait bir şarkı. Hı. Mutlu Ol isimli şarkı. Oo, bayılıyoruz o şarkıya. O da şöyle, yani albümün modern yüzü diyebiliriz. Bu albümde aslında biraz geçmişimize selam duruşu, artı tabii ki modern şu anda Türk pop müziğinin de dünya müziğinin de trendlerini takip eden sesleri araştırmak adına Ozan Bayraşan'ın da çok iyi örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle modern şu anda soundların yakalanması konusunda. Ozan Simge'ye şarkılar yapan Ozan değil mi? Evet, Ozan Bayraş'a. Bu konuda Ersay ile Ozan'ın zaten bir organik bağı var. Bu konuda birlikte çalışıyorlar. Bu çalışmadan biz de faydalanmak istedik, yani o şeyin içinde olmak istedik. Gerçekten bu albümün en modern soundlarından, dili olarak da, şarkının formu olarak da, düzenlemesi olarak da bizi farklı bir yere götüren şarkılardan bir tanesi. Süper. Geçmişte kırgınlık yaşadığınız sanatçılar oldu mu? Şimdi hem albümü konuşalım hem de böyle aklıma gelen soruları sorayım sizi bulmuşken. Sorabilirsin her şeyi. Mesela rahmetli Kayahan abiyle bir ara bir tartışırdınız siz. Allah rahmet eylesin. Şimdi aramızda yok ama acaba diyorum hani Kayahan'la dargın mıydınız Kayahan abi vefat ettiğinde? Yani dargındık, evet. Dargındık. Ama yani baktığımda aslında benim orada yanlışlarım var. Yapmamam gerekiyor. Yani üstada değerli bir şahsiyede. Suat Suna bana bunu zamanında söylemişti ama ben şey yapmadım. Yani gidip benim ne olursa olsun bana ne söylemiş olursa olsun hiç problem değil. Haklı haksız bunu yargılayın. Yani ama işte şöyleydi de böyleydi de gibi zamanında çok şey yaptım. Olmuyor işte. Yani insan biraz şey meselesi yapınca hani bana niye bunu yaptı, bana niye bunu söyledi, çıktı şöyle arkamdan niye böyle konuştu diye onu yapamadım. Ama şu anda geriye dönüp baktığımda yaşta ilerledikçe ne olursa olsun değerli bir üstadın yanına gidip bir elini sıkmak, öpmek ne gerekiyorsa. Bir helallik almak gerekiyor. Bir helallik almak gerekiyor. Pişman oldunuz mu bunu yapmadınız diye? Evet, üzülüyorum. Üzüleceksin demişlerdi bana. Üzülüyorum. Doğru söylemiş. Gerçekten aklınıza geliyor mu? Üzülecek tabii. Kesinlikle bir helalliğini almam gerekirdi. Evet. Yani üzüldüğüm, keşke yapsaydım dediğim
şeylerden bir tanesi. Ne olursa olsun. Doğru. Ne olursa olsun bak. Ölümlü dünyada yaşıyoruz. Doğru. Yani anladım. Siz de ne söylemiş olursa olsun. Hiç önemli değil. Yani evet. Orada bir helallik alınması gerekiyordu. Onu yapamadım. Evet. Şeyime yenik düştüm. Gururuma yenik düştüm Kadir. Ya işte öyle bir dönem oluyor insanların bazen. Evet. Doğruyu yanlışı ayırt edemiyor. Gururuma yenik düştüm. Böyle müthiş bir itirafta bulundunuz evet. Şu anda. Gerçekten tüylerim diken. Çok ciddiyim yani. Samimiyetle Kayhan abiyle biz konuşurduk. Sizin için çok sitem ederdi bana da. Ne diyorum sana? Ne söylemiş olursa olsun diyorum. Ne evet, söylemiş evet. olursa olsun. Evet. İşte o bana niye bunları söyledi? Şunu niye böyle yapıyor? Bunu niye? Yani söylediklerini de hepsi o söylediği şeylerin 5 dakika sonra bana geliyordu zaten hepsi. Çünkü o dinleyen arkadaşların çoğu onun yanından çıkar çıkmaz telefona sarılıp abi şöyle söyledi böyle söyledi. Ben hariç. Televizyon... Ben evet, o zaman seninle daha bu kadar samimiyetimiz yoktu evet. O yüzden ama emin ol birçok arkadaşımız onunla çıktıktan hemen dakika sonra abi sana söyledi. O arkadaşlarımıza da buradan ufak bir sistem var. Yani arayı bulmak yerine kızıştırmayı tercih eden birçok arkadaşımız da oldu. Hani şey farkında çalıştılar. Olmadan belki de. Farkında ya da değil şimdi kimseye yani isim vermediğim için rahat konuşabiliyorum. Hani doğru. O gerginliği o şeyi. Buradan bize nasıl ekmek çıkar mantığıyla hareket edip altına odun atan ya da körükleyen birçok arkadaşımız da oldu. Dediğim gibi ne olursa olsun benim onun yanına gidip bir helalliğini almam gerekiyordu. Vallahi tebrik ediyorum böyle düşündüğünüz için. Bir de şey diyeyim yani. Yok samimiyetle gerçekleri Allah günahlarınızı affetsin. Ya ne diyorsun? Ya bu konuda eğer bir sürçülisan ettiysem tabii ki affola. Günah diye bir şarkı var ya şimdi oradan da o aklıma geldi. Günah neyse bana yazılıyor zaten. Orada evet. Yazdım ya. Ya işte kırdığım kalpler cehennemim olacak. Onu öyle söyleyeyim sana. Evet. Güzel de bir sözle noktaladı konuyu. Programımız devam ediyor. Ferhat Köçer stüdyomuzda. Number One Star programının konuğu bugün Ferhat Köçer. Devam ediyoruz. Programımız devam ediyor ve çok soracağım soru var Ferhat Köçer'e. Evet. Onlardan bir tanesi de şimdi herkes senin evli olup olmadığını merak ediyor. Öyle sorular geliyor. Ya bu Ömür Hanım'la evli mi? Sevgili mi? Değil mi? Varmış yokmuş gibi bir ilişkileri söz konusu deyip bu problemin çözümünü isteyen dinleyicilerimiz mesela. Bu problemin çözümü mü isteyen var mı yok? Kendi sen kafalarında. Sen de az önce dediğim gibi altına odun atanlardan biri misin? Sen onu merak ediyorum. Bir. İkincisi 11 senedir hala bu sorunu eğer soruyu soruyorsan yuh sana iki. Sen de gelip bizi yakından takip ediyorsun ve nasıl bir ilişkimiz olduğunu da çok iyi biliyorsun. Birbirimize sadık, sevgiyle kalpten bağlanmış bir ikiliyiz. Kader arkadaşlığımız, yol arkadaşlığımız var. Çok öte bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Gerçekten abi seviyorum. Abi Orhan Gencebay gibi konuştun. Orhan Gencebay da yıllarca hayat arkadaşım. Meğerse Orhan abi evliymiş yani. Yıllar sonra öğrendik yani. Hayat arkadaşımız, yol arkadaşımız, evet. Aşığımız, evliyiz demek zor mu geliyor abi? Yok bir şey zor geldiği yok. Onun ötesinde şeyler söylüyorum bu arada. Sen farkında değilsin ama sen kaşıyorsun olayı. Allah. Bak gördün mü cezalandın hemen. Elinden o telefon kırılır abi, inşallah dermiş. Telefonum kırıldı. Ciddi olamazsın. Alayım parasını. Ciddi ol. Ben değil. Sen nazar, kendi günahı nazar neyse bak. Günahı, ay, neyse, günahı neyse sana yazılıyor. Ben bilmiyorum yani. Kırılmadı ki. Art niyetli olmayacaksın dostum. Evet. Şükrü diyor ki Ferhat Köçer sen çok biliyorsun bakıyor, o haberleri diyor. Kaşıyan ilk arkadaşımızdır aslında bizim Kanal D binasının oradaki. Oo, o, nasıl unutmadın ya? Unutur mu? Bak ben de unutmuyorum bazı şeyleri. Evet. Diyorum yani. Günahı neyse. Ama ben seni severim. Hiç böyle o zamanlar çok sevmiyordum ben. Negatif bir şey düşünmedim. Kadir ben şimdi üstüne gel. Evet Kadir anlat bakalım. Yok, sen o zaman niyetin neydi? Abi o zaman magazin programı seslendiriyordum. Tabii canım. Magazin programı ben. Seslendiriyordun, yapıyordun, herkesin evet. Altına uyuyordun. Yok neden ya şimdi? Estağfurullah sen ya. Sen nasıl bir adamdın Kadir be? Anam ben neymişim? Şimdi Esin mesaj gönderdi, Nazan mesaj gönderdi, Özlem selam mesajı gönderdi, güzel, Zeynep güzel, gönderdi. Barış gönderdi, Hakan gönderdi. Şükrü çok maşallah, aşın bakıyor demiş. Bizim o biraz önce çektiğimiz story'deki hikayeye. Çok aşın bakıyor Ferhat Köçer demiş. Bakışları hep aşın dedi. Karşınızda Kadir oturursa öyle aşın bakarsınız. Adam yok ya artist bakışları. Arkadaşlar ürkütücü bir adamdır. Yani siz öyle şeye göründüğe bakmayın. Sert hayır. Bir adamdır. Keskin bir adamdır. Bak buradan söylüyorum size. Tehlikeli bir adamdır. Ama kaliteli bir. Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Artist duruşu var sizde. Sağ olasın. Ya hep böyle duruyorsun. Ya ama bu biraz geçen eve gittim evde de böyle duruyordu hep Ferhat böyle duruyor. Kadir hoş geldin. Çay alır mısın? Bak ama bak ne güzel yapıyor görüyorsunuz değil mi?
Abi estağfurullah. Rahat otur abi. Benim genel duruşum böyle. Benim genel duruşum. Ama maşallah abi. Bu benim abi. Kadir duruşum arkadaşlar. Kadir'in karşısında hep böyle oluyor. Yoksa bakmayın her zaman böyle değilim ben. Ama Kadir Çetin'in önünde direkt böyle bir şey duruşa geçiyor insan. Doğal olarak tabii. Tedbir duruşu. Tedbir duruşu bu. Tedbir ve tekbir duruşu da. Estağfurullah abi ne yaptın? Dur bir şarkı daha dinleyelim. Dinleyelim ister. Evet Ferhat Göçer'le beraberiz. Programımız devam ediyor. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Ferhat Göçer. Ve gerçekten de Ferhat Göçer'in Türk pop müziğinde çok önemli bir yeri var. Herkesin hayatında bir yeri var. Nasıl yeri var? Bir hatırası. Şarkılarıyla bir hatırası var. Birçok hatırası var ama mutlaka hani bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in vardı ya. Herkesin hayatında bir şarkısı vardı. Pop müzikte de gerçekten bu sende oturdu abi. Teşekkür ederim inşallah. Yani kızım, yastayım gibi. Biri bana gelsin, cennet. Bunların hepsinin ayrı unutmuş çoktan, git. Hepsinin ayrı bir kalp kalbe değeri, kalp kalbe karşı. Gerçek varmış bayağı. Ya, güzel evet. Güzel. Oho ben çok güzel. Bazen güzel. Değişik bir şarkı söyledikçe çalayım diye playlisti bir açıyorum. Onlarca şarkı, oho işin içinden çıkamıyorum. Neyse yenilerden çalayım bari. Yenilerden çalayım ben. Karar güzel, güzel şarkılarımız var evet. Sezen Aksu'nun bir şarkısı vardı. Gidemem var mesela. Gidemem değil. İzmir Karan yanıyor var. Yok İzmir yanıyor. Gidemem. Yolun açık olsun yok, gidemem, var. Gidemem. Gidemem çok özel bir şarkı. Ben bu yüzden kimseden gidemem. Nasıldı? Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem. Gitmem. Evet evet. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Çok güzel bir şey. Bunu Sezen Hanım söylememişti. Söyledi sana, sonra biz tekrar söyledik. Söylemişti sonra söylemişti. Sonra doğru. Bir Kardelen albümünde yakaladım ben bu şarkıyı. Ama çok şey yapmadılar böyle çok ne derler. Şarkı öyle bir köşede böyle bir hazine gibi duruyor böyle bir yerde. Gizli saklı kalmış diye evet düşündüm. Şarkıya bayıldım yani. Çok müsaade istedik hani dedik. O dönemde yani yeni çıkmış bir albüm. Verip vermeyeceklerini de bilmiyoruz. Ama sağ olsunlar kabul ettiler. Sonra biz şarkıyı okuduk. Başka bir yere gitti tabii şarkı. Çok güzel. Ben Ömer Faruk Sorak yönetmenliğini yaptı. Ömer Faruk Sorak. Evet Ömer Faruk'un yönetmenliğini yaptığı bir video klipti. Değerini bulduğunu düşünüyorum şarkının. Çok güzel ya. Çok güzel klipler var. Yani mesela televizyonda hangi klibi yayınlayalım diye düşündüğümüzde baktığımızda onlarca klip de var. Onlardan bir tanesini de yayınlayalım şimdi. Ardından devam edelim. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Ferhat Göçer. Geçmişte de gerçekten hani böyle bir sürü haber çıktı. Yok işte çocuğu, yok işte eski eşi bilmem ne falan. Şimdi görüyorum ki bütün her şey, bütün negatif olabilecek. İşte seni üzen bütün olumsuzlukları geride bırakmışsın. Bırakmaya gayret ediyorum. Gibi görüyorum. Öyle mi gerçekten? Gayret içerisindeyiz tabii ki. Yani olumsuzluklar insan hayatında tabii ki olmaya devam edecek. Yani bunlarla yüzleşmek, bunlarla samimi bir şekilde yüzleşmek ve telafi etmeye çalışmak burada erdem asıl. Yani belli bir yaşa geldik, bir olgunluğa da geldik. Tabii ki her yaşın ayrı bir olgunluğu var. Bundan sonra yani burada da yürürken de farkında olmana hatalar ya da yanlış değerlendirmeler yapabiliriz ama bugüne kadarki gözlemlerimizde yanlış yaptığımızı düşündüğümüz şeyleri telafi etmeye çalışıyoruz. Bir de Kadir yani hayat mücadelesi dediğin kolay bir şey değil. Ben yani hekimlik dediğin bir taraftan müzisyenlik, sahne, evet, şehirler arası yolculuklar, uykusuz günler, geceler yani tırmalayarak geldik bazı şeyleri buraya. Bu açıdan çok doğal bir şey bu. Şimdi bu vakti Allah'a şükür ki yani en azından telafi etme şansımız oluyor bazı şeyleri. Evet. Şu anda sağlıklı bir aile yapımız var. Çocuklarımızla birlikte, onların geleceğiyle ilgili. Onlara sevgi dolu bir ortam yaratmaya, huzur dolu bir ortam yaratmaya, güven dolu bir ortam. Bak sevgi, huzur ve güven. Bu üçü çok önemli. İşte bunları çocuklarınıza verebildiğiniz takdirde onların sağlıklı birey olarak kendi donanımlarını arttıracak ortamlar yaratmanız gerekiyor. O mücadelenin içerisinde onları yalnız bıraktığınızı hissettiğinizde, hissettiklerinde daha doğrusu kaosa sürükleniyorlar ve sallanmaya başlıyorlar. Bir yaprak gibi böyle rüzgarda hemen en şeyde hafif bir rüzgarda sallanmaya başlıyorlar. Siz orada bazı şeylere göğüs gereceksiniz. Bunlara gayret ediyoruz. Bir de yurt dışında da bir çocuğunuz var. Evet Londra'da da. Londra'da. O eski bir eşten mi? Onun tam hikayesini de bilmiyorum. Eşimden yani, bir önceki eşimden. Bir önceki eşimden. Orada mı evlendiniz? Burada mı evliydiniz? Oraya gitti. Onun hikayesini de hiç kimse bilmiyor abi. Burada evlendik. Oradalar şu anda. O kaç yaşında doğdu, ne yapıyor mesela? 13 yaşında orada okuyor. Gidiyorum her iki ayda bir. Ben gidiyorum iki ayda bir. O geliyor.
Yani çok sağlıklı bir ilişkimiz var onunla da mümkün olabildiğince. Tabii. Ha, olabiliyor mu onu diyecektim. Tabii. Görüşüyoruz. Çok mesafe Allah'tan yani 3-3,5 saatlik bir yol. Yani bu o kadar şey değil. Vakit tam tersine hatta böyle boşluk yaratıp onunla gidip sadece onunla birlikte vakit geçirdiğim. Yani mesela bir hafta sonu ya da atıyorum yani cumadan pazartesiye 4 gün boyunca gidiyorum. Ve sadece ona konsantre oluyorum, odaklanıyorum. Burada annesinin tabii çok büyük katkıları ve desteği oluyor. O mesafeye göre yani getiriyor, götürüyor, yani ihmal etmiyor. Yani aramızdaki ilişkiyi sıcak tutmaya çalışıyor. Mükemmel bir anne her şeyden önce. Bu açıdan ona da müteşekkirim. Can'la çok sağlıklı bir ilişkimiz var. Bir kısa ara verelim. Arkasından devam edeceğiz. Ferhat Köçer stüdyomuzda Number One Star programı devam ediyor. Number One Star programı devam ediyor. Şimdi bir de şey sormak istiyorum. Hazır Ferhat Köçer'i bulmuşken. İki mesleği vardı Ferhat Köçer'in. Bir doktorluk, bir sanatçılık. Önce doktorluk vardı. Sonra içindeki müzik aşkı ön plana çıktı. İşte şimdi albüm yapmadan önce işte çıkıyordu. Evet. Canlı şarkılar söylüyordu. Çok havalı bir işti. Doktoru şarkı söylemesi, insanlar entelektüel bir bakış açısı vardı filan. Ardından piyasa işi bir albüm popülasyonuna dahil oldu. Güzel ondan sonra. Ediyorsun şu anda. Sonra da bakalım ne gelecek artık. Sonra da baktı ki doktorlukta para yok. Bıraktı o işi. Bak o kadar güzel. Yani okşadı yumruğu bastı diyorsun. Devam et Kadir. Evet. Ya bu tercih meselesi herhalde maddiyatla alakalı oldu değil mi? Sadece maddiyat değil. Yani ben şunu söyleyeyim. Hani benim aşkım müzik. Yani müzik şarkı söylemek için dünyaya geldiğimi düşünüyorum. Ama bir eğitiminiz var, aile görgünüz var vesaire. Öyle bir de hekimlik gibi bir meslekle şey yapıyorsunuz. Maddiyat tabii ki maddiyat önemli bu konuda. Ama bunların hepsi birleştiğinde öyle kolay kolay bırakamıyorsunuz. Bir de benim karakter yapım da mücadeleci bir yapım var. Yani onu da sonuna kadar direndim ama baktım artık yoruldumaya başladı. Belli bir yaşa geldikten sonra belli bir olgunluğa biraz da tabii ki hayatınızda da bazı şeyleri güvence altına aldığınızda artık evet ya bundan sonra birazcık daha rahatlamalıyım dediğim dönemde, müziğe daha çok vakit ayırmalıyım dediğim dönemde de tamam dedim. Bundan sonra tercihimi yapma ihtiyacı hissettim. Bir de bir dönem bir haber çıkmıştı. 2017 yılıydı. Geçen yıldı galiba. İşte Ferhat Köçer devlet hastanesine danışman oldu. Nereden geldi? Sağlık Bakanlığı'na danışman oldu. Nasıl olur doktorluk yapmayan bir kişi danışman olur vesaire gibi böyle bir haber karmaşası vardı. Neydi onun gerçeği? Böyle bir şey oldu mu? Tabii ki bakanlıkla. Neden oldu? Yani bakanlık kim tercih etti? Siz mi istediniz, bakanlık mı istedi? Ve böyle bir şey olmaması mı gerekiyordu hani doktorluk yapmadığınız için? Ve ne oldu? Sonuç şu andaki durum ne? Şimdi şöyle yani hekimliğin yaptığım görev bir kere tam olarak yani hekimliğin icrası değil. Sağlık Bakan danışmanlarının bazı özel statüleri vardır. Yani ben orada sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi isimli bir birimde çalışıyordum. Yani bu aslında biraz yaptığım hani hem şöhretimin hem yaptığım işle de alakalı bir şeydi. Tanıtım filmleri hazırladı. Sağlık okuryazarlığını arttırmak yani nedir? İşte diyabetteki hani erken tanıda nelere dikkat edilmelidir? İşte sigara kullanım alışkanlıkları ya da sigara kullanımı ile ilgili bir takım zararlarını topluma anlatmak adına yapılan tanıtım filmleri. Ne bileyim ben işte kanser yani bilimum aklınıza gelebilecek birçok kanser türleriyle ilgili erken tanıda neler yapılması ile ilgili gerektiğiyle ilgili bir takım tanıtım toplantılar, briefler, videolar vesaire bunları aslında hazırlamak üzere şey yaptık. Ben bakanlığa gittiğimde hani ben böyle bir pozisyonum var. Bunu da hekimliğim de var. Her ikisini birlikte kullanabileceğim bir ortam şey yaparsanız çalışmaktan mutluluk duyarım dedim. Onlar da seve seve kabul ettiler. Ve 2 yıla yakın ben bu çalışmayı yaptım ama iş ne zaman ki böyle işte şeye boyutuna gitti yani artık bakanlığa ve bana yani amacını aşan bir zarar verme noktasına geldiğinde de ben konuştum bakanlıkla, bakanlarla böyle karşılıklı bir şekilde hani kurumlara zarar verilmemesi açısından bunun doğru olan şeyi yaptım ve emekliye ayrıldım. Ama yani bu art niyetli insanlar tarafından ben yanlış yerlere çekilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü aldığım maaş bir kere yazılan maaş gibi değildi. Zaten benim gidişlerim, gelişlerim bilmem ne vesaire bir kıyaslayacak olursan hani böyle bir şeyle devletten alacağım maaşla kıyaslanacak bir şey üstüne tam tersine masraflar ederek bunları yapıyorum ama çok da büyük keyifle yapıyordum. Çünkü elimde bir altın bilezik var. 25 yıldır çalıştığım bir şeyi müzikle de birleştirip nasıl topluma yararlı olabilirim? Benim buradaki tek derdim oydu. Ama başka yerlere çekilmeye başladığını hissettiğim anda da
Aa, bir dakika dedim. Ne ben çalıştım kuruma ne de kendime öyle insanların ağzına meze yapacak bir şeye müsaade edemem dedim. Ve emekliliğimi istedim. Evet. Bir kısa ara verelim. Arkasından devam edeceğiz. Ferhat Köçer stüdyomuzda Number One Star programı devam ediyor. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Ferhat Köçer. Şimdi Orhan Gencebay bir açıklama yaptı. Aynı meslek birliğindesiniz Orhan Gencebay'la değil mi? Mesam'da. Yok hayır. Ben MSG'deyim. Ha, siz MSG'desiniz. Hocam Mesam'la ilgili dinamikleri çok bilmiyorum. Ha, Mesam'la ilgili bir açıklama yaptı Orhan Gencebay. Dedi ki sanatçılara yakışmayacak davranışlar gördüm ve bu nedenle de istifa ettim dedi. Bir etnik grup ele geçirmiş iddiasında bulundu Mesam'ı dedi. Geçenlerde de bir köşe yazarı yazdı. Dedi ki ya dedi ben baktım ki dedi. Hiçbir şey değişmemiş Orhan Gencebay da bunu açıklayınca. Bu meslek birliklerinde ne oluyor? Bir birliktelik, bir beraberlik olamıyor mu? MSG'de durum ne? Siz de orada yönetici, ikinci başkansınız. Evet, şimdi MSG'de 17 Mart'ta seçimler olacak. Önümüzdeki ay, Şubat ayındayız biz şu anda. Seçimlere çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Demokratik bir şekilde bir yönetim arzusuyla seçimlere hazırlanıyoruz. Ancak Mesam'da neler olup bittiğiyle ilgili çok fazla bir şey bilmediğim için yorumlama şansım yok. Ama şu var ki hali hazırda gerek Arif Sağ olsun gerek Orhan Gencebay olsun ikisi de birbirinden değerli iki büyük üstadımız, sanatçımız. Biraz üzüntü veriyor tabii böyle bir şey o tartışmalı bir ortamın olması. En kısa zamanda seçimde adil bir şekilde bunu genel kurulda tartışarak bir çözüme ulaştırmalarını dilemekten başka yapacak bir şey yok şu anda. Evet. Ama kulak vererek yani ne oluyor, ne bitiyor bütün sorunları yine çözecek olan yer MESAM'ın kendi genel kuruludur. Kendi seçim ortamında bu işi, bu sorunları çözmeleri gerektiğini düşünüyorum. Benim söyleyebileceğim şey budur. Çünkü çok bilgi sahibi değilim bu konuda. Evet. Konuğumuz Ferhat Köçer, Number One Star programı devam ediyor. Şimdi bir klip arası verelim ardından buradayız. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Ferhat Köçer. Aslında devam etmiyor. Veda anonsumuzla karşınızdayız. Albüm çok güzel olmuş. Elinize yüreğinize sağlık. Çok teşekkür bütün ederim. Bütün bestecilerin, aranjörlerin, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ben. Sonuna kadar dinlediğim bir albüm oldu bu albüm benim. Teşekkür ederim. Bir kere sana ve tüm Number One ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz ve albümümüzü hatırlatma, tanıtma şansını verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Bu albümden herhalde bir veda ederken şunu da öğrenelim. 3-4 tane klip gelir diye düşünüyorum ben. Mutlaka. Evet. Mutlaka. Yani en az 4 klip daha geliyor. 4 klip daha yani. Toplam 5 klip çekmeyi planlıyorum. Evet, o zaman albümün ilk klibiyle veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet.